Geçenlerde bir gazete haberi gördüm. Bilmiyorum sen gördün mü? Bir psikopat yıldızdan bahsediyorlar. Büyük bir şey. Böyle içinden parça fırlatıyor. Ani parça fırlatıyor ve bu yakınlarda geziniyor. Bak psikopat yıldız diye anlıyorlar. Biraz onu incelesinler. Yani psikopat yıldız mı yoksa Allah tarafından özel oraya getirilmiş görevli mi? Onu bir araştırsınlar. Kıyamet, bakın açıkça söylüyorum, 2120 gibi Allah'ın izniyle kopacak. Kardeşlerimiz diyor ki, bana yazıyorlar işte oradan buradan da, Mısır'dan da yazmışlar, Filistin'den yazan kardeşlerimiz de var. Allah diyorlar kıyamet vaktini bildirmemiştir. Siz nereden biliyorsunuz? Şimdi bakın buna birkaç şey cevap vereyim ama ilk önce şunu söyleyeyim. Kıyamet bilgisi gayb haberidir. Gayb de Allah'ın katındadır. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Buraya kadar doğru. Peki Allah diyor ki gaybı ben peygamberlerime, istediklerime bildiririm diyor. Ne olmuş oluyor o zaman? Gayb demek ki peygambere bildirirse, peygamber de ümmetine bildirirse gayb biliniyor. Tabii. Değil mi? Nasıl peygamber peki geleceğe söyledi de 1400 sene sonra olacak olaylar söyledi de oldu peki o zaman? Değil mi? Tabii. Dönün kırıklı yıldızına ait bilimsel deli hiçbir şey yoktu. Kim, bilim adamları bile yeni farkına vardılar. 1400 sene öncesinde nasıl bildi? Irak'ın işgal olacağını nereden bildi? Tabii. Afganistan'ı nereden bildi? İşgal olacağını. Azerbaycan aynı dönemde. Fırat'ın suyunu kesileceğini nereden bildi? Tabii. 15 gün arayla üst üste Ramazan ayında ve Hicri yüzyıl başında Hicri 1400 başında yani. Üst üste ay ve güneş tutulmaları olacağını nereden bildi? Tabii. Sayayım mı? Sabaha kadar sayarım. Bunlar nasıl bildi? Bunlar gayb değil miydi? Kim bildirdi ona? Cenab-ı Allah bildirdi sallallahu aleyhi ve selleme. O da gaybı bize bildirdi. Dünyanın ömrüyle ilgili 7000 yıldan ilgili hadisi, Suyuti, Müslüman değil mi? Bilmiyor mu? Yani o hadisi bildirip bildirmeyeceğini. Bak dünyanın ömrü 7000 yıl diyor Suyuti. Bunun 5600 yılı geçmiştir diyor peygamber. Bunu peygamber de söylediğini söylüyor. Bakın burada hem peygamberi suçlamış olurlar o zaman, hem Suyuti'yi suçlamış olurlar. Değil mi? Tabii. Yani gaybı peygamber Allah'ın bildirmesine bilir. 7000 yıldır diyor. 5600 yılı geçmiştir. Ne olmuş oluyor? Biz Hicri 1400'de olduğumuza göre, 1431'de olduğumuza göre yaklaşık 70 yıllık bir dönem var. İslam'ın hakimiyetinin yaşanacağı bir dönem. 70 yıl. Ondan sonra bozulma bekleniyor. Zaten 1545 gibi. Kıyamet. Yani 2120. Ve bunu da derken bakın hadise rağmen Allahu alem diyoruz. Allahu alem. En doğrusunu Allah bilir. Zaten Üstad Bediüzzaman Hicri 1560 tarihinde veriyor. İkinci bir ebced olarak. Bu Fatiha suresinde de çıkarıyor. Fatiha suresinden ayrı bir ebced çıkartıyor. Hatta 1577 tarihinde veriyor kıyamet için. Evet hocam. Bakın üç ayrı tarih veriyor. 1577 de olabilir. 1560 da olabilir diyor. Yaklaşık. 1545 de olabilir diyor. Evet. Ben de diyorum ki Allahu alem 1545. Yani. Evet inşallah. Allahu alem 1545. Çünkü hadisin oturuşu, konumu, her kelimesi tam mutabık olarak çok net veriyor olayı. Bir de 45 sayısı çok önemli bir sayıdır. Bakın 56 ve 45. Bunlar hep sınır sayılardır. Evet. Bakın 55 orta bir sayıdır. 55. 56'ya geçtin mi? Başka bir aleme geçersin. Çünkü 55 orta bir sayıdır. Evet. 45 de orta bir sayıdır. 45'ten 46'ya geçtin mi başka bir aleme geçersin. Yani bu benim tabii görüş. Ama vakti gelince yaşayanlar görecektir. Evet inşallah. İnşallah. Ama ayrı bir 1545 geldiğinde adamlar tabii içki masalarında coşmuş şekilde böyle Adnan Hoca kıyamet olacak demiş falan. Yo, yerlere yatarak gülecekler, eğlenecekler. Yani tahmin edemeyecekler.
Çünkü bak ayı belli değil. Günü belli değil. Saati belli değil. Ama yılı Allah alem doğru. Çünkü ona 1545 girince akşamına tabi kutlama olacak. Ya diyecekler hani kıyamet kopuyordu falan. Ondan sonra iyice sapıtacaklar. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, belki de ta Şubat'a kadar gidecek. Değil mi? Ocaktan Şubat'a kadar belki. Belki başka türlü olacak, bile bilmiyoruz inşallah. Değil mi? Fakat hiç tahmin etmedikleri bir anda birden evin açısı değişecek. Yani ev yere paralelken 45 derece böyle açı aldığında mahalleler değişmeye başlayınca mahalleler birbirine girecek. O mahalle oraya, o mahalle oraya. Deniz bu tarafa, kara öbür tarafa. Boğaz kapanacak, açılacak. Bayağı değişik olaylar olacak. O zaman diyecekler peygamber doğru söylemiş, Bediüzzaman'a doğru söylemiş, hocamız da doğru söylemiş diyecekler. İnşallah. Ama iş işten geçmiş olacak inşallah. Bakın sözümün doğruluğuna delillerim var. Bir kere peygamberimizin bu olaylarla ilgili yani ahir zamanı kıyametin başlaması ile ilgili verdiği alametlerin hepsi oluştu. Yani bakın bir alamet olsa bir yetersiz görebilir insanlar. İki de olsa belki yetersiz olabilir. Üç de belki. Ama bakın 150'nin üstünde. Böyle bir rastlantı olmaz. Yani buna rastlantı dedim mi adamın aklına şüphe ederler. Çok acayip olur. Böyle rastlantı değil bu. Dediklerimden, sözlerimden herhangi birinin çıkmadığı vaki olsa yine kabul ederim. Yani tamamı çıktı dediklerimden. Bakın ve yıllar önce, iki yıl önce daha vizenin adı yokken dedim vizeler kalkacak dedim. Bak 60'a vardı vizelerin kalkması. Maşallah. Evet. Ekonomik krizi 20 yıl önce yazdım ben kitabımda. Ve şak tarihe geldiğinde başladı. Ve durduramıyorlar, durduramayacaklar dedim. Onun için yani bundan sonraki olayları da izlesinler. Bakın İslam dünyaya hakim olduğunda eğer yine inanmazlarsa artık onlara pes diyeceğim yani. Bakın Mehdi'yi görecekler. Hazreti İsa'yı görecekler. Ben buna rağmen inanmıyorum derse bir şey diyemem. Evet. O zaman Allah ona ispat eder inşallah. Evet inşallah. Gayb bilgisi Allah katındır. Allah bakın peygamberlerinden, elçilerinden, seçtiklerinden gaybı bildirdiğini Allah ayette belirtiyor. Evet. Bitti. Delil ne diyorlar? İşte ben delil veriyorum. Ve peygamber gayba ait bilgiler vermiş 1400 sene öncesinden. Gayba ait verdiği bütün bilgiler doğru çıkmış. Zaten Allah diyor gayb bilinmez diyor. Ama Allah'ın bildirmesine peygamber biliyor. Evet. Ve ümmetine de bildiriyor. Bunda şaşacak bir şey yok.